Londra'da Tate Britain Müzesi'ndeyiz. John Everett Millay'in oldukça önemli erken dönem ön Raffaello'cu resimlerinden birine bakıyoruz. Tablonun ismi Hazreti İsa ailesinin evinde. Ön Raffaello'culuk akımında eser veren sanatçılar Raffaello'dan sonraki dönemde ortaya çıkan resim tarzını reddettiler. Bu ressamlar adeta o dönemden beri resmin üzerine gelmiş cilalara karşı çıkıyor ve öze dönmek istiyorlardı. Bu açıdan baktığımızda eser ön Raffaello ekolünün çok başarılı bir örneği. Resimde Hazreti İsa'yı bir çocuk olarak görüyoruz. Kendisini yaralamış. Avuç içinde kan var. Elindeki bu kan izi ileride başına gelecek çarmıha gerilme isim geliyor. Annesi Meryem Ana ise onu rahatlatmaya çalışıyor. Hazreti İsa'nın varlığı da annesine huzur veriyor gibi. Sonra Aziz John'u görüyoruz. Yani Yahya peygamberi. Ayrıca Yusuf da Hazreti İsa ile ilgileniyor. Bu arada Hz. İsa'yı çok idealize edilmiş bir mekanda görmüyoruz. Görmüş olduğumuz ortam 19. yüzyıl ortalarında İngiltere'deki bir marangoz atölyesinin nasıl gözükebileceğini gerçekçi bir şekilde yansıtıyor. İdealleştirilmemiş, yumuşatılmamış, daha güzel hale getirilmemiş. Raffaello'dan sonraki dönemde yapılan tablolarda bu kişilerin ilahiliğini yansıtmak için idealleştirilerek tasvir edildiğini görürüz. Bu tarz idealleştirilmiş görüntülere alışmış olan Victoria dönemi izleyicileri, Mile'nin bu kişilerin ilahiliklerini yeterince yansıtmadığını, hatta küçümsediğini düşünmüş olabilirler. Hristiyanlıkta kutsal kişilerin Rönesans döneminden sonra idealleştirilerek yansıtıldığını belirttik. Ancak bunun bazı istisnaları var. Örneğin Caravaggio tablosunu hatırlayalım. Burada ilahi kişileri alelade bir ortamda gösteriyordu. Ancak onları ilahiliklerini vurgulayacak bir şekilde karanlıkta resmetmişti. Burada ise Mille, Caravaggio'nun aksine son derece aydınlık bir resim yapmış. Etraf son derece aydınlık. Her şey son derece gerçekçi resmedilmiş. Öyle ki tırnaklardaki kiri bile görebiliyoruz. Tabi bu durum Victorian dönemi sanat izleyicilerinin gözünden kaçmamış. Resim oldukça tepki toplamış. En ciddi tepkilerden birisi de İngiliz yazar Charles Dickens'tan gelmiş. Dickens'ın sözleri şöyle, marangozhanede çirkin, zırıldayan, kızıl saçlı, kötü giysiler içinde bir çocuk var. Çocuğun elinde başka bir çocukla oynarken oluşmuş bir yara var. Bu çocuğun yanında diz çökmüş, eğilen kadın ise çok çirkin ve kötü. Fransa veya İngiltere'de varoş yerlerde görülebilecek kadınlara benziyor. Dickens kendi yazdığı eserlerde net, detaylı ve belirgin tasvirler yapar. Fakat ilginçtir ki Millen'in resimdeki figürleri son derece gerçekçi yansımasından hiç hoşlanmamış. Tabi bu meseleyi dönemin özellikleriyle birlikte değerlendirmek gerek. 19. yüzyılda izleyicilerin sanatın ne olması gerektiğine dair kalıplaşmış düşünceleri vardı. Ön Raffaeloci kardeşler ise bu beklentileri ve algıyı değiştirmeye çalışıyorlardı. Bununla beraber resme dikkatli baktığımızda figürlerin belli bir açıyla tasvir edildiklerini görebilirsiniz hareketler ise oldukça gerçekçi. Bu görünüm, Rönesans dönemi figürlerinin zarafetinden ve ideal güzelliğinden oldukça uzak. Mille, konturları oldukça sert ve belirgin yapmış. Konturların sertliği Rafael öncesi dönemi özellikle 15. yüzyıl başlarındaki flamar resimlerini anımsatıyor. Hem konturlar açısından hem de sembollerin kullanışı açısından kuzey flamar resim tarzının örnek alınmış olduğunu söyleyebiliriz. Zaten resmin kendisi sembollerle dolu. Örneğin Hz. İsa'nın başının hemen üstüne bakarsak arkadaki duvarda marangozun bir gönyesi olduğunu görüyoruz. Hz. İsa'nın başının hemen üzerinde bulunan gönye Hristiyan inancındaki kutsal üçlüyü yani testisi simgeliyor. Gene arkadaki duvarda bir merdiven görüyoruz. Bu merdiven Hz. İsa'nın haçtan indirilmesi sırasında kullanılan merdiveni çağrıştırarak çarmıha gerilmesine gönderme yapıyor. Çarmıhtaki çivileri de masanın üzerinde görüyoruz. Ayrıca merdivenin üzerinde bir güvercin görüyoruz. Güvercin de Hazreti İsa'nın vaftizi sırasında görünen kutsal ruhu simgeliyor. Kutsal ruhun sembolü olarak her zaman güvercin kullanılır. Aziz Can'ın yani Yahya peygamberi veya başka bir ismiyle vaftizci Yahya'yı ise sağ tarafta bir çanak su taşırken görüyoruz. Resimde gördüğümüz tüm formlar, renkler ve öğeler son derece canlı ve gerçekçi şekilde resmedilmişler. Victoria döneminin sanat izleyicisinin bu resmin neden kucaklayamadığını anlamak hiç zor değil.